Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Doğum günümde size dedim ki bir doğum günü sürprizi, bir açılım yapayım. Siz bana yapacağınıza bakın, ben size sürpriz yaptım dermişim şimdi. İyisinizdir inşallah. Vallahi ben işte bu korona var ya, bu beni bayağı bir mahvetti. Eve kapandık. Hepimiz zaten öyleyiz de. Allah Allah, artık yardımcımız olsun diyorum. Canlarım benim. Gerçekten nane, limon, zencefil, devam. Buradan göstereyim. İçe içe. İçimiz dışımız nane, limon oldu. Bilmiyorum, sirke oldu. Artık böyle gidiyoruz. Şimdi canlarım benim. Şöyle bir enerji hissediyorum. Birileri beni çağırdı. Dedi ki, bizim sana ihtiyacımız var aşkım, dediler bana. Yani öyle demediler ama ben öyle hissettim. Böyle bir sıkıntılar hissediyorum. Bugünkü ruh halinizde daraltı bunaltı dermişim. Yani gerçekten bir boşluk. Bir boşluk, tamamen bir boşluk. Kafanızın içindeki soru işaretlerini cevap bulamıyorsunuz. Soracağınız kişi yok. Kafada üretme. Sürekli aynı döngüde dönme ve çıkamama. Böyle hissiyatlar alıyorum. Kim ne enerjim tutuyor, ne oluyor bilmiyorum ama böyle enerjiler var bende de. Bir de canlarım benim. Çok güzel bir açılıma niyet ettim burada. Bakın, buraya odaklanın. Bunlarla bayağı bir uğraştım burada. Tamam mı canlarım? Size uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Bakın, açılım şekli şu canlarım benim. Şuradan bir önce söyleyeyim size. Şu an aklımdaki kişi bensiz ne yapıyor? Üst taraf. Bakın, şu an aklımdaki kişi bensiz ne yapıyor? Burası. Tamam mı canlarım? İkinci olarak da o benimle ilgili ne düşünüyor? Tamam mı? O benimle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Bunu ona niyet ettim. Ve aklımdaki kişiyle neye uzaklaştık? Yani aklımdaki kişi neden uzaklaştı? En altta böyle. Tamam mı? Niye uzaklaşmış? Ne olmuş? Ne bitmiş? Bakalım, soralım, öğrenelim. Tamam mı? Sırasıyla gideceğiz bakalım. Şimdi ilk önce ben bir sizlerin enerjisiyle şu aklınızdaki kişilerin enerjisine bir bakayım. Neymiş? Şimdi. Canlarım, bir tanelerim. Siz, bakın burada göstereyim. Leo. Yani gerçekten enerji olarak, yani enerji olarak ne kadar zor da olsa şartlar, kendinizi güçlü hissediyor musunuz? Gerçekten güçlü hissediyorsunuz. Yani ben diyorsunuz, bu kadar sıkıntıya, bu kadar düşünceye, bu kadar olayın üstesinden geliyorsam, bu kadar dayanabiliyorsam gerçekten bayağı güçlü bir bünyem, güçlü bir yapım var diyor musunuz kızlar? Ben yine başladım, kusura bakmayın, özür diliyorum. İçkırık tıçkırık, bilmiyorum niye. Şimdi aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler de düşünme sürecinde. Kendisini her şeyi çok bilen fakat hiçbir şey bilmeyen, bildiğini sanıp da doğru yolda olduğunu düşünen ama sabit bir şekilde duran enerjide görüyorum. Böyle hissediyorum. Uyan aldın. Şimdi canlarım, şöyle taşımı da alayım elime. Şimdi dediğim gibi niyetlenin, odaklanın, buraya odaklanın. Odaklanmanızı istiyorum. Bakayım kimlerle enerjim tutacak, kimleri anlatacağım, kimler neyi alacak kendine, ben de merak ediyorum. Canlarım benim. Bakalım. Geçelim açılıma. Fazla uzatmayayım. Yoksa biliyorsunuz ki çenem bir düşüyor, susmak da bilmiyorum. Bilmiyorum, anasını satayım. Şimdi ilk önce bir
Şimdiki duruma bakalım. Durum neymiş? Bakın, siz sizin yaptığınız şey kendinizi geri çekmek, kendi durumunuzu değerlendirmek ve bu durumların içinden nasıl çıkabilirim? Yani nasıl dibe düşmeden en az sıyrıkla atlatabilirim düşüncesindesiniz. Ve aklınızdaki kişi de rahat bir şeyde, durumda, canlarım benim. Öncelikle bu mesajı alın. Rahat, gerçekten hiçbir şey istememe, hiçbir şey görmeme, hiçbir şey yapmama bir pozisyondaymış. Şimdi bakalım, ilk sıra, bakın kızlar, tekrar söylüyorum, ilk sıra şu an diyorum, bakın. Şu an aklımdaki kişi bensiz ne yapıyor? Bu sissiz ne yapıyormuş bakalım? Boyu devrilsince diyormuşum. Ne yapıyormuş görelim bakalım. Ne yapıyormuş? Açalım. Kaderime tüküreyim diyormuş. Kader çarkı çıktı şimdi bana. Ha, çok güzel. Şimdi hepsini açıyorum, enerjisini görüyorum ve size anlatıyorum. Canlarım, çok güzel. Şimdi diyor ki, bir kere şöyle bir şey söylüyor. Benim diyor, gerçekten diyor, kaderimi diyor çevirmem lazım. Yani kaderimi diyor, kader çarkını diyor, yani kendi aleyhime çevirmem lazım diyor. Bilmiyor ki aslında, yani o durduğu süreçte, tamam mı? Durduğu sürece, adım atmadığı sürece, hiçbir şey yapmadığı sürece o kader çarkı işliyor, zaman geçiyor, dakikalar geçiyor ve şu an şu dakika şunu düşünüyor. Sizin ne kadar mükemmel olduğunuzu ve sizin gerçekten eşsiz ve bereketli ve gerçekten kendine özgüvenli olan, sağlam ayakların üstünde duran biri olarak düşünüyor. Ve şunu da düşünüyor aynı zamanda, sizi başkalarının tarafından beğenildiğinizi ve başkaları tarafından istendiğinizi de biliyor. Ve bundan dolayı da hiçbir şey yapamamaktan dolayı da ona sunulan, ona uzatılan hiçbir fırsatı görmüyor. Bakın burada kupa dörtlüsü. Tamam mı? Yani ona ilahi kanaldan gelen bir teklif var fakat onu da görmüyor. Kendisi öyle bir modda ki şu anda, şu dakika, ona gelen hiçbir güzel olayı veya ona gelen hiçbir şeyi görmüyor. Sizler evde oturmuş, miskin miskin, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin ne yaptığını, ne ettiğini, işte bu insan bana bağlıydı, nasıl bu duruma geldi, nasıl böyle oldu diye düşünüyorsunuz kızlar. Bu kişi de sıfırdan bir başlangıç istiyor aslında sizinle. Tekrardan, tamam mı? Bir başlangıç istiyor ve diyor ki, artık bu ilişkide diyor benim sözüm geçsin diyor. Yani ben diyor bir kendimi bir anlatabileyim, bir kendimi ifade edebileyim diyor. Size kendini ifade edemediğini düşünüyor. Yani şu anki düşüncesi şu. Diyor ki, ben kendimi anlatamadım. Kendimin nasıl bir insan olduğunu yansıtamadım. Beni sadece çözmeye çalıştı fakat çözemedi diyor. Olduğu yerde diyor kaldı bu olaylar diyor. Öyle görüyormuş. İnşallah diyor gönlünün tahtı boştur diyor. Yani diyor ben inşallah diyor kimseyi diyor kalbine almaz. Hayatına kimseyi almaz diyor. Ve diyor beni bekler diye düşünüyor kızlar. Tamam mı? Şu anki düşüncesi bu. Fakat buradaki çıkan kartlarda hissettiğim bir başka kadın, hani kalbinde ve zihninde yok. Yanında var der misiniz? Yanında olanları da var. Tamam mı? Ama bunlar üçlü ilişki için geçerli. Fakat o insanla bir gönül bağı yok. Yani sadece yanında diyebilirim. Canlarım benim. Ama sizin ne kadar cazibeli ve ne kadar güzel olduğunuzu düşünüyormuş şu anda. Siz onu düşünüyorsunuz aslında şu anda. O da sizi düşünüyor. Fakat arada ne olacak yani? Kim kime adım atacak? Kim yapacak?
Bunca durumdan sonra nasıl ilerleyecek bunlar diye düşünüyorsunuz. Ve bir yandan da diyorsunuz ki ben ona bağlıyım, ben ona bağımlıyım. Acaba niye ben bu olayın içinde böyle bağımlı kaldım? Yani bu aşk mı, sevgi mi yoksa bağımlılık mı diye sorguladığınızı da görüyorum burada kızlar sizin. Beyefendiler de gerçekten bazıları sıfırdan başlangıç, yani başka ilişkilere yönlenip sıfırdan başlangıç diye hissediyorum. Bazıları da aynı gönlündeki kadına, eşi benzeri bulunamayacak hatuna atacağız. Tekrardan başlangıcı da burada ifade eder. Kendinizi uyana alın. Şimdi aklınızdaki kişiler, tamam mı canlarım benim? Böyleymiş yani. Şu anki aklınızdaki kişilerin siz yaptığı şey yok aslında. Pek sadece düşünmez. Ben siz ne yapıyor derseniz şu anda şu dakikada düşünüyor. İşiyle gücüyle uğraşıyor. Kendini sürekli ifade etmeye çalışıyor. Birilerini anlatmaya çalışıyor. Kendi iş yeri olabilir, evi olabilir. Bunlarla uğraşıyor. Aynı zamanda da bir şeylerin artık diyor yani düzelip rayına oturup benim istediğim gibi ilerlesin diyor. Bunun içinde bir şeyleri kendisinin yapması gerektiğini de biliyor. Yani o yapmadan hiçbir şey olmayacağını da biliyor. Böyleymiş canlarım. Böyle hissettim, böyle gördüm. Size uyanı alın canlarım. Şimdi bakalım ikinci sıraya. Şimdi ikinci sırada da şu var. Neydi? Durun bir dakika canlarım. Şuraya yazmıştım. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Bakalım ne düşünüyormuş sizinle ilgili. Şimdi siz diyorsunuz ki kızlar ilk önce sizin de düşüncenize bir bakayım. Siz diyorsunuz ki bana maske taktı. Kendini bana tabiri caizse altınmış gibi gösterdi ama aslında değeri tenekeymiş diyorsunuz canlarım benim. Anlatabildim mi? Sizin şu anki düşünceniz bu. Bakalım. Şu anki canlarım benim. Onun sizinle ilgili düşünceleri. Hepsini açalım. Onun sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Vay 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 diyormuşum ben. Şimdi buradaki çıkan senaryoları anlatacağım. Şimdi bazen birkaç tane çıkıyor, ona göre kendinizi uyana alın. Her zaman dediğim gibi. Onun sizinle ilgili düşüncesi şu. Diyor ki son konuşmamızda diyor. Gerçekten gergin geçti diyor. Ben diyor kalbini kırdım. Aslında çok da mutluyduk. Çok da birbirimize yakışıyorduk. Ben onun arkasından işler çevirdim. Biraz kırıcı oldu, biraz değil, bayağı kırıcı oldum. Ve şimdi diyor, şöyle düşünüyor, yalnızım. Gerçekten yalnız. Kendini yalnız hissediyor. Aşktan yalnız, duygu olarak yalnız. Boş geliyor, her şey ona boş geliyor. Şimdi bu kişi, bakın, geçmişten bir insan, yani ilişkiniz bitmiş olabilir, eski eşiniz olabilir, nişanlınız olabilir, ayrı olduğunuz biri olabilir. Size gerçekten bir adım atacak, bir teklifle gelecek size. Küçüklükten tanıyabilirsiniz, okul aşkınız olabilir, yani kendinize göre alın. Bu insandan size teklif gelecek. Şimdi diyor ki, ben diyor, şu anki düşünceleri, ben diyor seni taşıyamadım diyor. Gerçekten diyor yani taşıyamadım diyor. Sen diyor taşırım zannettim ama diyor sen diyor gerçekten diyor mutlu olmayı hak eden bir kadındın diyor. Ben sana diyor istediğin o bolluğu, sevgiyi, o diyor hayatı sana sunamadım diyor. Sen de haklı olarak keskin kararlar aldın. İlişkide diyor kurallar koydun diyor. Kendini diyor savunmak için diyor sınırını çizdin diyor.
Fakat canım benim diyor. Ben diyor güçlüyüm diyor. Kendime diyor güveniyorum diyor ve beni isteyen çok da kadın var diyor. Fakat diyor benim gözüm yeni yeni açıldı diyor. Ben diyor kimseyi istemiyorum diyor. Ben kimseyi istemiyorum. Aslında senin bana sunduğun zorluklar aslında benim mutluluğummuş. Beni onlar ayakta tutuyormuş. Ben bunların yeni yeni farkına vardım diyor. Seni diyor taşıyamıyorum zannediyordum ama diyor bunlarla ben mutlu oluyormuşum. Benim seninle çatışmalarım, benim seninle çekişmelerim, seninle atışmalarımız bunlar beni mutlu ediyormuş. Sen aslında benim yolumu gösteriyor musun? Yolumu aydınlatıyor musun? Ben bunun yeni yeni farkına vardım diyor. Yeni yeni gözüm açıldı diyor. Yani benim etrafımda ne kadar kadın olursa olsun, hayatımda başka bir kadın bile olsa gerçekten ben tekrardan sana geliyorum. Sana tekrardan seni tekrardan hayatıma almak istiyorum diye düşünüyor. Böyle hissediyorum. Böyle görüyorum canlarım benim. Fakat bu insanın size söylediği yalanlar varmış mı? Varmış. Yani hayatında mesela şöyle söyleyeyim. Gizli kapaklı arkadan dönen işler varmış. Bunlar ortaya çıkmış olabilir. Veya biliyorsunuz da susmuş, bu ilişkiyi böyle götürmüşsünüzdür. Sonra da baktınız ki kendinize zarar veriyorsunuz, kestirip atmışsınızdır. Böyle hissediyorum canlarım. Ve ama bu insanın aklınızdaki sizinle ilgili düşünceleri bunlarmış canlarım benim. Yani ne kadar etrafımda insan olursa olsun, kadın olursa olsun benim gözüm yeni yeni açılıyor, yeni yeni görüyorum, detaylara dikkat ediyorum. Senin ne kadar değerli, ne kadar bana iyi geldiğini yeni anlıyorum diyor. Ve boşlukta kendileri. Bakın canlarım, bu sırada böyleymiş. Alın, kabul edin. Şimdi, aklınızdaki kişi neden uzaklaştı? Veya siz niye uzaklaştınız? Bakalım şimdi. Diyor ki burada yoluna gitmek istemiş. Artık bir şeyler ona zevk, keyif vermemiş. Zorlukları kaldıramamış. Zorlukların içinde bunalıp durmuş. Debelenip durmuş. Yani gitmeyi tercih etmiş. Yalnız burada bazı bayanların da yani sırf hayatınızdaki düşündüğünüz kalbinizdeki kişiler gitti değil. Kadınların da yani sizlerin de siz de gitmiş olabilirsiniz burada. 3 ayı veriyor burada. Yani 1. aydan 3 aya kadar olan gidişleri içeriyor. Öyle veriyor. Öyle olanları alın. Şimdilik böyle görüyorum yani sayılara dikkat edince. Yalnızlığı tercih edilmiş yani. Fakat neden? Şimdi bakalım. Neden uzaklaşmış aklınızdaki kişiler? Şimdi aklınızdaki kişileri evli olanları bir şeyler zor gelmiş artık yapmak yani. Demiş ki bakın ben şimdi anlatacağım senaryoları. Şimdi burada ruh eşliliği var canım benim bakın. Çoğunuz da burada anlaştığım durumlarda ruh eşliliği durumu var. Toprak grupları çıkmış, su grupları var, hava grupları var. Ateş var. Kendinize uyanı alın. Şimdi bir kere çok güzel başlamış. Bu ilişki öyle güzel başlamış ki denmiş ki yani çok güzel sözler verilmiş bu ilişkide. Çok güzel vaatlerde bulunulmuş. Yani çocuk bile istenilmiş yani denilmiş yani ben bir çocuğum olacaksa böyle bir kadından olsun veya böyle bir adamdan olsun diye düşünülmüş. Her şeyiniz uyuyormuş yani her şeyiniz yan yanayken paylaştığınız o kadar çok şeyler varmış ki zaman duruyormuş gerçekten zaman duruyormuş. Şimdi bu aklınızdaki kişilerin neden uzaklaştığı evli. Sağ olun lambayı açtı bizimkiler. Teşekkür ederim. Evli olduklarını görüyorum bazılarının. Evli oldukları için ne kadar mutlu olsam da benim gerçekleri gördüm. Yani ne kadar mutlu olsam da seninle
Benim bir gerçek hayatım var. Bu gerçek hayatı yok edemem. Yani bu hayatı silemem. Ya gerçek hayatı seçeceğim ya da seni seçeceğim deyip seçimini kendi ailesinden yana yapmış olmuş olabilirler. Benim niye bugün Türkçe gidiyor? Tövbe yarabbim. Olabilirler ve bundan dolayı da kendilerini şu anda suçluyorlar, yargılıyorlar. Acaba yanlış mı yaptım? Yani çocuğumu, ailemi seçmekte yanlış mı yaptım? Yani ben aşkımın, sevgimin sahip çıkamadım. Bakın burada çok mutlu. Görmüyorsunuzdur kartları, ben anlatayım. Çok mutlu iki çift var. Çok romantik, çok duygusal. Sağlam, yani bu insanın ayakları sağlam basamamış canlarım benim. Kendiliğinde güveni, o sağlamlığı bulamamış. Bulamamış. Ve yani bu ilişkiden uzaklaşmayı karar almış. Yavaş yavaş, nasıl derler onu? Kendi planlamış, çizmiş, uygulamış. Tamam mı? Bazıları böyle yapmış, bazıları konuşarak gitmiş, bazıları da hiçbir şey demeden ani gidişler yapmış. Anlatabildim mi? Ve bunun şokunu çok yaşamışsınız. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Biz bu insan beni bu kadar seviyordu, bu kadar değer veriyordu, bu kadar sözler söylendi, bu kadar hayaller kuruldu. Bunların hepsi sona mı erdi? Biz o kadar kavuşacağız diye beklerken, bir araya geleceğiz diye sabır etmişken, nasıl olur da bu insan beni yarı yolda bırakır da gider diye böyle bir sıkıntı içerisine düşmüşsünüz. Fakat burada diyor ki, bakın bazılarınızda ruh eşitliği var. Yani ne kadar bu insan uzaklaştıysa da, sizi ne kadar terk etse de, tamam mı? Ne kadar gitse de, bu insan sizi kalbinde ve ruhunda hissediyor, düşünüyor. Şimdi buradakilerin çoğunda tekrardan bir araya geliş ve tekrardan barışacaklarını bir konuşma, bir adım, bir yazışma olacağını hissediyorum. Öyle diyorlar, hissediyorum ve söylüyorum yani. Bakın, bu insanın bir kere sizden uzaklaşmasının nedeni neymiş biliyor musunuz canlarım? Bu insanın değişime uğraması lazımmış. Yani siz ne kadar söyleseniz de, bu insana doğru yolu gösterseniz de bu insan göremiyormuş. Düşecekti, kalkacaktı ve yaralanıp, yıkılıp, üzülüp sizin karşısına gelecek. Yani bu insanın bir süreci var. Tamam mı? Bu süreçte size diyor ki, bakın, başarmak istiyorsanız yani, bu insanı tekrardan hayatınıza aldığınız zaman sağlam olarak, yani böyle sağlam, ayakları sağlam yere basıp da artık bir çocuk ruhlu biriyle değil de olgun, ne istediğini bilen, sizin yanınızda olduğunu hissettiren biri olmasını istiyorsanız diyor, geride duracaksınız diyor. Yani hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmaktır. Hiç tepki vermemek de tepki vermektir diyor burada. Böyle başarabilirsiniz diyor. Sürekli o insanı yargılayıp, yazıp, çizip, rahatsız edip, işte size adım atmayan bir insana adım atmak, konuşarak anlatmak istemek, işte hakaret etmek, bunları yaptığınız sürece hiçbir sonuç alamazsınız diyor. Bu insanı daha çok kaçırtır, daha çok uzaklaştırırsınız diyor. Sadece yapacağınız şeyi diyor, bırakın kendi sürecini kendi atlatsın. Zaten sizin nasibinizde, kısmetinizdeyse o insan diyor size adım atacak diyor. Bu insanın uzaklaşmasının en büyük sebebi ne yapacağını bilmemesindenmiş kızlar ve kendi hayatında alması gereken dersler varmış, sınavlar varmış. Onları görecek. Evlilikle ilgili, aile ile ilgili, çocukla ilgili, tamam, maddiyatla ilgili, sizle ayrı olduğu süreçle ilgili. Bu insanların çok daha sınavları büyükmüş. Yani siz rahatsınız aslında. Sizi izleyin karşıdan ve görün der burada. Yargılamayın, suçlamayın, oh canıma değsin demeyin ve diyor, eğer diyor, bakın benim size aktardığım gibi şekilde davranırsanız başarıya ulaşacaksınız diyor. Başarıya ulaşacaksınız, istediğiniz hedefe ulaşacaksınız diyor.
Bu insanın uzaklaşması buymuş. Bir şey yapamaması, işin aslı. Bir yere varamaması. Ve of, buradaki var ya, bu sıradaki acayip böyle yüreğim daraldı. Anlatabiliyor muyum? Bu aklınızdaki kişinin uzaklaşmasının sebebinden benim yürek sıkıştı, yani öyle diyeyim. Ama burada böyle mükemmel bir şey hissediyorum ya. Böyle bir özlem. Böyle nasıl bir dile getireyim? Böyle bir özlem ki öyle bir yürekte böyle bir acı, böyle bir unutamama acısı, böyle bir kendini avutup da avutamamak, öyle diyeyim. Böyle bir şeyler hissediyorum sizde. O insanda da pişmanlık. Kendini suçluyor, kendini yargılıyor. Ben nasıl adamım diyor ya. Ben niye diyor hiçbir şey yapamadım diyor. Yazıklar olsun benim sıfatıma diyor, yani kalıbıma diyor. Yani bir çocuğum dedim, bir şey dedim. Hayatımdaki diyor en sevdiğim, en değer verdiğim kişiyi diyor bir kenarıya atıp diyor kendi diyor çıkarlarım için, kendi hayatım için, kendi düzenim için diyor kendi sevgimden, kendi güneşimden vazgeçtim diyor. Ve diyor şimdi de diyor sihirbazlık peşindeyim yani diyor. Şimdi de diyor animasyondayım diyor. Kendi hayatımda diyor, mutsuz hayatımda oynuyorum diyor. Nereye kadar oynayacağım? Nereye kadar bu böyle gidecek diyor. Oysa ki diyor ben diyor mutluluğu yakalamıştım diyor. O insanı da o kadar diyor söz vermiştim. O kadar güzel şeyler sunmuştum diyor. Fakat diyor yarı yolda bıraktım diyor. Yani böyleymiş. Ama burada bakın, bu insanın sınavı çok büyük. Allah yardımcısı olsun. Siz rahatsınız. Siz izleyin kenarda. Siz izleyin. Bakın neler göreceksiniz daha. Neler duyacaksınız. Hiçbir şey yapmadan izleyin sadece diyorum. Böyle gördüm, böyle hissettim. Canlarım, size uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın diyorum. Şimdi ben bunları bir toplayayım. Ondan sonra da şöyle bir şey yapacağım. Almanız gereken mesaj neymiş? Bir de ona bir bakacağım. Bakalım sizin bugün almanız gereken mesaj neymiş? Ben de merak ediyorum. Size ne verecek evren mesaj olarak? Kim ne duyacak, duyması gerekiyor? Kimin ne duyması gerekiyormuş? Şunları bir toplayayım. Kartlarda çok olunca bütün kartları bir dezenfekteledim, bir temizledim. İnsan kart istemiyor. Şimdi kartlar mat mat oldu, kayan kartlar. Neden? Çünkü dezenfekteyle sildim hepsini. Çünkü arkadaşlar ben bir şey oldum. Böyle bir dezenfekte hastası oldum. Eller hayır getirsin artık. Böyle bir olduk olanlar. Bence hepiniz de öyle oldunuz. Saklamayın, söyleyin bana. Hepiniz dezenfekte içiyorsunuz. Diyormuşum. Neydi o dezenfekte? Neydi o dezenfekte? Melisa dezenfekte miydi ismi? Ya. Şimdi almanız gereken mesaj neymiş? İlahi kanaldan almanız gereken mesaj ne? İlahi kanaldan almanız gereken mesaj ne? Bakalım şimdi. Ben bir böyle bir var ya, bu açılımda nedense böyle bir şey oldum ben ya. Böyle bir şey oldum, böyle bir değişik bir şey geldi bana. Kim ne enerjim tuttu bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim, gene çıkamayacağım bütün gece bu enerjide. Çıkamayacağım.
Almanız gereken mesaj. Almanız gereken mesaj neymiş? Size ne diyecekler bakalım? Ne söyletecekler bana? Şimdi bakalım güzellerim. Almanız gereken mesaj neymiş? Size diyor ki burada almanız gereken mesaj şu. Gerçeklere odaklan. Gerçekçi ol artık diyor. Yani polyanacılık oynamayın diyor. Tamam mı? Gerçekçi ol diyor. Yani seven insan bakın sevdiğini belli eder. Çabalar, uğraşır, didinir, bir şekil bir şeyler yapar. Ama size çaba göstermeyen, sizin için bir şey yapmayan insanlar için diyor, kendinizi paralamayın diyor burada. Oturun oturduğunuz yerde diyor, sizi diyor daha iyileri, daha güzelleri, sizin değerinizi bilen, sizin kıymetinizi bilen insanları bekleyin diyor burada. Almanız gereken mesaj bu. Özellikle de bu. Şimdi bu bir de şöyle bir şey söylüyor canlarım benim. Diyor ki bir şeyler yani yapmak istediklerinizle ilgili diyor. Bakın bu özellikle de iş, maddiyat, para tamam mı? Gerçekleştirmek istediğiniz şeylerin peşinden koşun diyor. Koşmaktan korkmayın, ilerleyin diyor. Yani bazılarınızın böyle yapayım mı yapmayayım mı arası tereddütleriniz olabilir. Tamam mı? Yapın diyor. Çünkü diyor size diyor gerçekten güzel kazançları olacak diyor. Güzel getirileri olacak diyor. Çekinmeyin diyor yani ilerleyin diyor burada. Şimdi bir kere mutlu olacağınıza inanın diyor. Ya kalbinizdeki kişiyle ya da kendim ben tek başıma da mutlu olabilirim diye diyor. Bir kere buna bu içtenlikle diyor, gönülden, yürekten inanın diyor. Kendinizin ne kadar değerli olduğuna, kendinizin dünyada tek olduğuna, sizden başka var mı? Yok. Yani bir tane mesela ben bir taneyim diyorum. Benden başka yok. Gerçekten bir taneyim yani. Buradan annemin ellerini öperim. Babamın rahmetli. Bugün de babamın da doğum günü. Biliyor musun? Ben doğum günü kutlamayı da sevmiyorum. Benim babamla doğum günüm aynı gün. Babaannemle de doğum günüm aynı gün. İkisi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah nur içinde yatırsın. Onun için doğum günlerimde aslında hiç kutlamayı sevmiyorum. Çünkü üçümüzün de doğum günü. Hatta Oğuzhan'ın da doğum gününü buradan kutluyorum kuzenimin. Onun da doğum günü bugün. Yani ailece 25 Mart'ta doğmuşuz biz. Toplu pasta yani şey bak ne o bedavaya getirelim diye. Tabii ya Rabbim nereden nereye geçtim ya. Yani kendiniz yani kendim önemliyim, kendim değerliyim. Biraz diyor ben merkezci olmayı öğrenin artık diyor yani size. Bakın diyor. Değmeyecek adamlar için üzülmeyin diyor. Sizi aldatmış, sizi boynuzlamış, sizin hayatınızdan duygu, hissiyat lerinizi hiçe saymış, gitmiş, anlatabiliyor mu? Veya evli olan kişilerle birliktelik yaşadınız ve bu kişilerin tekrardan hane içerisine girip de arkasında sizi unuttu. Yani evine gitti, evindeki hayatı ayrı, sizle olan hayatı ayrı. Fakat iki tarafta dengeyi kuramadı. O tarafa daha çok değer verdi, size bir kenarıya attıysa böyle durum içerisinde olanlar varsa diyor ki artık diyor bu insanı diyor hayatınızda diyor bir yola getirmeniz lazım. İlk önce sizin ne istediğinizi bilmelisiniz lazım diyor. Ondan sonra da o insanı diyor seçime sürüklemeniz lazım yani. Bu budur, bu budur diyerek diyor ki siz kararlı olursanız bu insanın da diyor size karşı yaklaşımı size karşı ne diyorlar ona Türkçesi ya? Benim Türkçe gitti gene. Size karşı olan ne o kelime ya? Tut diyorum başka bir şey demiyorum. Tutkusunu buldum. Tutkusunu diyor. Öne çıkarmasını sağlarsınız diyor. Aynen. Yani bu mesajları almanız lazımmış. Yalnızlıktan korkmayın diyor. Tamam mı? Yalnızlıktan korkmayın diyor. Kesinlikle korkmayın diyor.
Sizin gönlünüze bir kral lazım diyor. Ağzı boş laf yapacak bir adam değil diyor. Gerçekten değerinizi bilecek adam gibi adam lazım yüreklerinize diyor. Size diyor kendini kral gösterip de diyor arkadan arkadaşlarıyla gidip eğlenen diyor. Gününü gün eden başka kadınlarla zaman geçiren, size de geldiği zaman ahkam kesen, edebiyat parçalayan adamları diyor, inanmayın diyor burada. Yık, ez, geç diyor size. Bakın, almanız gereken mesaj bunlar. Yık, ez, geç, bitir diyor. Resmen yıkım kulesi. Bitirirken de kendi içine dünyana kapanıp da hayatını köreltme, karartma diyor. Ak akışına gitsin diyor. Anladın mı? Bir kere geliyorsun dünyana diyor. Dünyaya diyor. Bir daha hayatınıza alacağınız kişilere diyor çok dikkat edin diyor. Maske takıyor mu? Yani size yalan söylüyor mu? Söylemiyor mu? Gerçek yüzüm nasıl bu insan evli mi? Bekar mı? Nedir diyor. İyi araştırarak hayatınıza alın diyor. Eski diyor yaşadıklarınızdan diyor ders çıkarın diyor. Bir kere size kadınlığınızı ya bakın ne güzel size mesaj veriyorum. Bir kere size kadınlığınızı hissettirecek adamları alın hayatınıza. Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilecek diyor. Yani size diyor dokunduğu zaman, size diyor yaklaştığı zaman, size diyor değer verdiği zaman adam gibi verecek diyor. Yani öyle diyor. Lafla peynir gemisi yürümeye benzemiyor bu işler diyor. Adam gibi diyor yapacaksa diyor. Bu adam gibi yapacaksa diyor hayatınıza alın diyor. Yoksa diyor boş laftan bakın. Edecek kişileri diyor hayatınızdan diyor çıkarın diyor. Bunu söylüyor size. Değerinizi sizin değerinizi bilecek kişileri alacak mısınız? Kızlar size öyle mesaj veriyor. Bakın alın kabul edin. Bir de buradan çekeyim bakayım. Almanız gereken mesaj sizin için, bir de kalbinizdeki kişi için. Diyor ki, sen ne fırtınalar atlattın, ne valdeler, ne yıkımlar, ne zorluklar diyor. Artık diyor biraz diyor sakinliğin, biraz diyor sessizliğin diyor güzelliğini dinle diyor. Şu diyor dünyanın diyor, şu diyor etrafındaki güzelliklerin farkına varsan diyor, sana diyor öyle güzel yollar açılacak ki diyor, o yollara diyor yeri geldiğinde şükredeceksin diyor. Güzelmiş. Beyler de diyor ki bakın kalbinizdeki kişiler, ben diyor kendi batağımda debelenip duruyorum diyor. Buradan çıkamam ben diyor kolay kolay diyor. Çıkmam için diyor senin yardımın lazım ama diyor. Herhalde bu saatten sonra sen de bana yardım etmeyeceksin diyor. Şimdi bazıları için de böyle. Hissediyorum, böyle gördüm, böyle hissettim. Alın, kabul edin. Canlarım benim. Buradan doğum günümü kutlayan herkese de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benim yanımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. WhatsApp'tan bana yazan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Canlarım benim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yarın canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Aslında pat diye çıkacaktım ama neyse hadi söyleyeyim bari. Düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa, bir şey çıkmazsa bir canlı yayın yapalım. Soru cevap yapalım diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. İyi geceler diyorum ve buradan diyorum ki size çüss.